Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fatih Mekke 8. sefir 49. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asıl içinde vasıl. Tahare namazı. Bir rivayette Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine Kur'an-ı Kerim'den sure öğrettiği gibi tahare duasını da öğrettiği aktarılır. Başka bir rivayette ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istihare için 2 rekat namaz kılmayı emrederdi denir. Dua, istihare için kılınan 2 rekattan, yani rekatın ardından selam verdikten sonra yapılır. 1. rekatta Fatiha suresi, Rabbin dilediğini seçer ve yaratır, onların bir seçimi yoktur ayeti, Kafirin suresini, 2. rekatta ise Fatiha ve İhlas suresini okumak müstehaptır. Selam verdikten sonra bu konuda aktarılan dua yapılır. Yapılması, gerçekleşmesi istenilen her önemli işte böyle yapılır. Bundan sonra insan yapmak istediği şeye başlar. Allah katında o işte kendisi için bir hayır varsa Allah gerçekleşmesi için onun sebeplerini kolaylaştırır ve böylelikle işin sonu asan olur. O işin gerçekleşmesine imkan olmaz ve kolaylıkla gerçekleşmezse artık kaderle ters düşülür. İnsan bilir ki Allah nezdinde o işte bir hayır bulunsaydı, onu gerçekleştirecek sebepler imkansız olmazdı. Böylece Allah'ın o işi bırakmasını istediğini anlar. Dolayısıyla ondan dolayı acı çekmez ve o işi bıraktığı için memnun kalır. Allah ehli her günün gece ya da gündüzünden belirleyecekleri özel bir vakitte istihare namazını kılmalıdır. 2 rekatın ardından selam verip dua ettiklerinde ise Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği yerde ihtiyaçlarını söylemeleri gerekir. Daha sonra bunu belirteceğiz. İstihara duasını yapan şöyle der: Allah'ım, kendim ve başkaları için yaptığım her hareketin ya da başkasının benim, ailem, çocuklarım ve sahip olduğum şeyler hakkında yaptığı hareketin dinimde, dünyamda, ahiretimde hayırlıysa onu benim için kolaylaştır. Onu yapmama güç ver ve benden hoşnut ol. Allah'ım, başkası hakkında yaptığım bütün hareketleri veya başkasının benim, ailem, çocuklarım, sahip olduğum şeyler hakkında yaptığı bütün hareketlerin şimdiden yarına, yani dünya ve ahirete kadar dinim ve dünyamla ilgili olarak benim için kötü olduğunu biliyorsan onun sebeplerini benim için kolaylaştırma. Allah izin verirse istihara duasında bunu zikredeceğiz. İnsan böyle davranıp bir iş yaptığında ya da başkası onun hakkında bir iş yaptığında o işte gerçekleşmiş bir iyilik bulunur. Ben bunu bizzat tecrübe ettim. Her gün belirlediği bir vakit içinde insan bunu yapar. İstihare duası şöyledir: Allah'ım, ben senin ilminden hayırlı olanı ve senin kudretine sığınıyorum. Senin büyük ihsanından talep ediyorum. Sen kadirsin, ben değilim. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gayipleri yani bilinmezleri en iyi bilensin. Allah'ım, bu işin ne olduğunu belirterek dinimde, geçimimde ve işimin sonunda ya da dünya ve ahiretimde benim için hayırlı olduğunu biliyorsan, onu benim için takdir et, benim ona ulaşmamı kolaylaştır. Sonra onu benim için mübarek ve bereketli kıl. Bu işin, yani işin adını söyleyerek, dünyamda, geçimimde ve işimin sonunda benim adıma kötü olduğunu biliyorsan, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Benim için hangisi iyiyse onu takdir et. Sonra o işten dolayı benden razı ol. Arif belirli ya da belirsiz bir ihtiyacıyla ilgili Rabbinden hayırlısını istediğinde Allah'ım deyince onun bilgisi kalbinde canlanır. Yani Arif'in duasında Allah'ım demesi, ey Allah yönel demek. Burada irade işe dahil olmuştur. Çünkü kasıt irade demektir. Mahrece yakınlığı ve komşuluğu nedeniyle Allahümme kelimesinden hemze düşmüş ve H harfiyle yetinilmiş. Bu durum vuslatın büyüklüğünü gösterir. Çünkü Allahümme kelimesinin açıklığı, ey Allah, iyiliğe inandık, yani ona yöneldik demek. İstihare duasında geçen inni, kuşkusuz ben ifadesine gelirsek, bir şeyin enniyeti yani benliği, o şeyin hakikati demektir. Ve kendisini ifade eder. Duada söylenen senin ilminden hayırlı olanı istiyorum ifadesinin anlamı ise şudur: ey Allah, hakikatim ve zatımla senin ilminin benim için seçtiği kendisinde hayrımın
bulunduğu şeye yöneliyorum. Çünkü sen bana uygun iyiliği bilirsin ve talep etmek için yöneldiğim bu şeyi ben bilemem. Sen onu var etmeye kadirsin. Ben onu var edemem. Onu yapmada ve varlığını ortaya çıkarmada benim adıma senin bildiğin bir hayır varsa o şeyi benim için takdir et. Yani benim için yap. Benim hakkımda hayırlı olan onu yapmamak ve varlığını ortaya çıkarmamak ise onu benden uzaklaştır. Çünkü ben onu düşüncemde canlandırdım ve tahayyül ettim. Bu nedenle onun bir çeşit varlığı meydana geldi. Bu varlık insanın yapmak istediği şeyi zihninde tasavvur etmesidir. Allah'ım, sen onu varlığının ortaya çıkmasıyla benim üzerimde hükümran yapma. İşte onu benden uzaklaştır ifadesinin anlamı budur. Sonra şöyle der. Beni ondan uzaklaştır. Yani benimle onun arasına gir ve aramıza varlık ve yokluk arasındaki perdeyi koy. Böylece onu zihninde canlandırmayayım, ne varlığıyla ne de hayaliyle bende bulunmasın. Senin kudretinden istiyorum. Kudret, var etme niteliğidir ve o ilişme bakımından bilgiden daha özeldir, yani dar kapsamlıdır. Böylece yaratma anlamındaki iç bilgiyle yönlendirilirken kudretle var edilir. Kudret ile yönlendirilmez. Bu nedenle istihare eden kişi iyi kudretten önce zikretmiştir. Çünkü insan için iyilik yapmayı ve var olmasını istediği şeyi terk etmede bulunabilir. Bu durumda adeta şöyle der. Meydana getirmek istediğim şeyi meydana getirmede bana ait bir iyilik varsa da senin kudretine sığınıyorum. Yani onu meydana getirme gücünü bana ver. İstihare eden kişi fiili kulla ilişkilendirmeyi kabul edenlerden ise Mutezile gibi bu durumda senin kudretinle ifadesindeki izafet kullarında yarattığın kudretin ile anlamına gelir. Fiilin kulla ilişkilendirilmesine kudret benimseyenlere göre kudretinle yani kullar da bu gücü yaratma hükmüne değil, nitelik olarak Allah ile ilişkilendirilen kudret sıfatı anlamına gelir. Sen güç yetirirsin, ben güç yetiremem. Bu ifade fiillerin kullarla ilişkisi hakkında görüş ileri süren her iki gruptan ortaya çıkar. Yani sen istediğim işte benim iyiliğimin bulunduğunu bilirsen onun yapma gücünü bende yaratmaya kadirsin. Bazen bu ifade kudretin kuldan uzaklaştırılmasını bildirmek anlamında kullanılabilir. Bu durumda şöyle demiş olur. Çünkü sen onu var etmeye, istediğim şeyi meydana getirmeye kadirsin. Ben ise kadir değilim. Yani onu meydana getirecek bir kudretim yoktur. Çünkü insan kendisine yaratılmış kudretin, tekvin yani bir şeyi meydana getirme özelliğinde olmadığını ve kendi sınırını aşmadığını bilir. Beni o fiilden hoşnut eyle. Ezeli ilminde seçmiş olduğun duruma göre o fiilin meydana gelip gelmemesiyle beni sevindir ve mutlu eyle. Hakkımda hayırlı olanı ver. Sen benim hayrımın hangi mekan, zaman ve hallerde bulunduğunu en iyi bilensin. Çünkü sen gaybleri bilensin. Yani bizden gizli iyilikleri sen bilirsin. Ben bilmem. Bir şeyi bilmenin onu görmeyi içermediğini bilmen. Bu durum eşyayı görme özelliğinin onları bilme özelliğinden farklı olduğunu gösterir. Dolayısıyla bilme özelliği görülen ve görülmeyene ilişir. Başka bir ifadeyle görülen her şeyden görülen kısım bilinirken bilinen her şey görülmez. Şeriatta Allah'ın gaipleri gördüğü şeklindeki bir ifade geçmemiştir. Buna karşın gaipleri bildiği ifadesi yer almaktadır. Bu nedenle Allah kendisini görme özelliğiyle nitelemiş ve şöyle demiştir. Allah'ın gördüğünü bilmez mi? Burada kendisini görmek ve bilmek özelliğiyle nitelemiştir. Dolayısıyla özellikler arasında fark görmüş, aralarındaki fark öğrenilsin diye de onları birbirinden ayrıştırmış. Allah için bir gaibin bulunması düşünülemez. Bu nedenle ayette kastedilen gaibin bizden uzak olan şeylerle ilgili görülü bir durum olduğunu anladık. Bu yorumla sen gaipleri en iyi bilensin diyen kişi adeta bizden uzak olan şeyleri bilirsin der. Aynı durum gaibi ve şehadeti bilendir ifadesi için de geçerlidir. Yani bize gizli olup bizim görmediğimiz, Allah'ın ise gördüğü şeyi en iyi bilen Allah'tır. Bir şeyi görmek, o şeyin tanımını ve hakikatini bilmeyi gerektirmediği gibi, varlık ve yokluk olarak bir şeyi bilmek ise onun tanım ve hakikatini bilmeyi gerektirir. Aksi halde o şey bilinmemiş demektir. Bütün eşya yokluk hallerinde hak tarafından görülür. Öyle olmasaydı Allah onların bir kısmına var olmayı tahsis etmezdi. Çünkü sabit hakikatlerin bulunmadığı mutlak yoklukta görülme
ayrıştırması gerçekleşmez. Mümkünlerin yokluğu ise böyle değildir. Öyleyse bilginin eşyayı birbirinden ayrıştırması, birbirine üstün kılması, Allah'ın onları görmesinin, belirlemesinin bir ifadesidir. Başka bir ifadeyle Allah onları görür. Mümkünler yoklukla nitelenmiş olsalar bile kendilerini bilmesi bakımından Allah için yok değillerdir. Nitekim nefsinde var etmek istediği şeyin suretini belirleyen insanın bir şeyi tasavvur etmesi de böyledir. Sonra o sureti ortaya çıkarır ve onun varlığını izhar eder. Bu durumda yokluk halinde varlık ile nitelenmiş olarak bulunuyorken dış varlıkla nitelenir. Söz konusu şeyin önceki durumu bizim için zihni varlık, Allah hakkında ise günlerin hakikatleri söz konusu olduğunda ilmi varlıktır. Bu durumda eşya gerçekte bir varlıktan başka bir varlığa çıkmış demektir. Başka bir ifadeyle eşya bilgi varlığından dış varlığa geçmiştir. İmkansız olan ise ayrışmış hakikatlerin bulunduğu mutlak yokluktur. İşte bu istihare duasının içermiş olduğu bazı anlamlardır. Bunu benim için kolaylaştır ifadesinde ise amaçlanan şeyin meydana gelmesine belirti ve delil olan sebepler kastedilmektedir.